Kişisel şimdi... verilerimi, kişisel verilerimi dur hukuksuzca yayınladınız. Bu suçtur ve savcılığa suçtur. Peki lütfen herkes yasal hakkını... Sosyal medyada herkes açık. Ya orada yaptı. İhbarda bulunuyorum. Bu son olsun kardeşim. Evet. Burada seni Türkiye çok seviyorum ama özür diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne evet. Siz ben de sizin hakkınızda ihbarda bulunuyorum. Bizim tüm özel hayatımıza müdahale ettiniz. Kişisel verilerin korunması kanununa aykırı hareket ettiniz. Ve bu çok ağır bir suçtur. Okuyacağım biraz sonra. Cumhuriyet Başsavcılığı. Burada şimdi, ihbarda bulunuyorum. Şimdi ATV muhabirimiz Murat Onur karşımızda olacak. Caner, orada mısın? Hasan Bey canlı yayında olsun lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Murat Onur sendeyiz. Şu anda da yanında biraz önce canlı yayında olan Hasan Demir'in babası Mustafa Bey var. Şile Ava'da oğluyla beraber bu bölgede kendisiyle kalıp sonrasında memleketine, toprağına geri dönmüştü. Sizdeyiz, dinliyoruz lütfen. Baban sakalına kurban ol sen. Esra Hanım, evet aslında biz Kayseri'nin Yeşil Hisar ilçesindeyiz. Özür dilerim, Ankara dediğim İşte o Hasan Bey'in babasının yanındayız. Aslında biz geldiğimizden andan itibaren ne annenin ne babanın gözyaşları hiç dinmedi. Evet, Mustafa amca da yaklaşık 6 ay boyunca o Şile Ava'da o yapılanmanın, sözde Mehdi yapılanmasının içerisinde bulunmuş, orayı birebir yaşamış bir insan. Mustafa amca, o Şile Ava'da 6 ay bulundunuz. Evet. Oradaki yapılanmayı en iyi siz gözlemlediniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Bu nasıl bir yapılanmadır? Neler yapılıyordu orada? Şimdi ben 2019'da oraya gittim. 2019'un sonunda oğlum gittiği için. Oğlum bir yerde muhasebeciydi şirkette, büyük bir holdingde. Ayrıldı. Tazminatıyla benim 50 bin lira borcum vardı. Onu ödedi. Kendi borcu vardı, ödedi. İki arabası vardı, altınları vardı hanımın, gelinimin 125 gram. Bunları aldı gitti. Orada biz kaldık. Ben bu adamın Müslüman olduğunu zannediyordum önce. Hem de çocuklarımın yanında bulunmak istiyordum. Çünkü maaşları yoktu. Ben oraya vardıktan sonra bu adamın böyle saçma sapan konuşmaları başladı. İşte Türkçe namaz kılacağız. Böyle şeytan çıkarma seansları düzenliyordu Mustafa. Bizzat Mustafa... Çabuk düzenliyordu, konuşuyordu ve şeytanı konuşturdu. Bir gün bana dedi ki, sen dedi, dede dedi, şeytandan korkuyorsun dedi. Niye seyretmiyorsun dedi. O şeytan buna diyor ki, konuşturdukları şeytan, ben kimim diyor, sen diyor alemlerin diyor, Mehdi'sisin diyor. Peki diyor, benim yanımda kim var, melekler, 100 tane, 200 tane, doğru konuş, doğru konuş. Azarlıyor onu ve 3000 tane, doğru söyledin diyor. Ve bu adam... Kelime-i şehadet getirtirdi şeytana. Şeytan kelime-i şehadet getirir, madem öleceğim Müslüman öl, hiç olmazsa cennete gidersin dedi. Ve bundan sonra ben onunla tamamen ilişkilerim koptu. Ben oğluma kaç defa dedim, benim oğlum bu değil. Şu konuşan benim oğlum değil, inanın. Benim oğlum karıncayı incitmeyen bir insandı. Benim bana olan bağlılığını bilirim ben yavrumun. Ama... Bunları bu insanların beyinlerini yıkıyorlar bunlar. O Mustafa Çabuk denen adam ne Mehdi, o namaza dahi, namaza... Ben Peygamberimizin hayatını anlatıyordum. Müddessir suresinden ve Müzzemmil suresindeki ayeti okuyunca, dede dede diyor, o sureler benim için indi diyor, benim için nazil oldu o sureler diyor. Ben bundan sonra tamamen koptum. Ve bu adamın yanında bunu adamın... Devam edin Mustafa amca. Bu adamın yanında bulunan insanların tamamının ben büyülü olduğuna inanıyorum. Ve benim oğlum bu değil. Benim oğlum böyle bir insan değildi. O yapmazdı da. Orada silahlı bir resim gördüm. O benim evimdeydi. Benim silahım o. Benim... Av silahım var, ruhsatlı. Onunla fotoğraf çektirmişti. O çok önce oldu. Ben silahı ilk aldığımdaydı. Ama onun dışında benim oğlum karıncayı incitmezdi. Kimseyle bir sıkıntısı yoktu. Fakat bu Mehdi diyor ki, Mustafa Çabuk. Sözde Mehdi. Ben oradan ayrıldım. 6 ay sonra ayrıldım. Evime geldim. Çocuğum beni bir daha aramadı. Bir defa bunlar tutuklandığında ben aradım. Bu Mustafa Çabuk diyor ki bunlara. Bunu söyleyen kişi Adem Karga. Bunların şeytan konuşturma seansını yapan kişi. Bunlara, torunlarıma ve oğluma, gelinime diyor ki,
Sakın o kafir olan babalarınızla, annelerinizle ilişki kurmayın. Yoksa şeytan sizin vücudunuza girer ve bu size yol bulur diyor. Bu ve bu adam bu kadar sapkın. Hem benim oğlum, sapkınlık hem de korku yayarak kendine bağlıyor mu? Aynen. Aynen öyle yavrum. Peki oğlunuzun görüntülerini oğlum, gördünüz Mustafa amca. Benim oğlum 100 bin lira kredi çekti. Yani gördüm. İşte o da gördüm. Artık üç harfli mi çıkartıyor, şeytan mı çıkartıyor? Ben tanıyamadım. Ben tanıyamadım oğlumu. İnanın benim annesi tanıyamadı. Annesiyle de hiç sen iletişim şey kurmuyor mu oğlunuz? Buyurun. Hayır. Oğlum benimle hiçbir zaman ben bu kadar bayram geçirdim kızım. 6-7 yıl, ben 3 yıllık 4 yıl oldu. Ben bayram geçirdim. Bir gün beni arayıp da baba bayram mübarek olsun demedi bana. Benim torunlarım 2 yıldır beni aramazlar. Ben onlar için can vermiştim. Beni biri dede dediğinde benim ciğerim parçalanır. Oğlum baba dediğinde birisi benim ciğerim parçalanır. Biz sadece ya ben bu biliyorum. Ve benim oğlum bu değil çünkü. Annesi tanıyamadı benim oğlumu. Mustafa amca sen oradaydın, o yapılanmayı gördün. Yapılamanın amacını da iyi biliyorsun aslında. Evet. Orada sana söylediler hatta. Yapılamanın amacı ne? Bunların amacı dünyayı ele geçirmek. Önce Türkiye'yi, İstanbul'u ele geçirmek. Ve bunlar sözde belli bir grup olunca bunlar işte İstanbul'u ele geçirecekler, Türkiye'yi ele geçirecek, Kudüs'ü alacaklar, Mekke'yi, Medine'yi alacaklar. İstanbul'u önce fethedecekler. Bu adam öyle diyordu. Sözde. Nasıl bir donanıma sahipler fakat bu, peki? Evet, bu adamın bu adamın İslam'la hiçbir ilişkisi yok. O Kur'an okumayı bilmez o adam. Sorun kendisine. Peki bunlar nasıl bir donanıma sahip ki? Yani bu böyle İstanbul'u fethediyorlar, sonrasında Mekke'yi, Medine'yi fethediyorlar. Herhangi bir gözlemlediğin alanda bir donanım, böyle bir silahlı şeyde, öyle bir odalara falan rastladın mı Mustafa amca? Yok, öyle bir şeylerini görmedim. Silahlarını görmedim ama onlar diyorlardı ki Davud Aleyhisselam'ın ordusunun yendiği gibi, Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunun yendiği gibi bunlar az grupların çok gruplara galip geleceğine inanıyor. Ve bu adam Allah tarafından, sürekli melekler tarafından yardım edileceğini söylüyor kendisine. Ve bu hazine aramalarda, ahit sandığını aramalarında da bizzat Mustafa Çavuk diyor ki bana melekler Bey, yerini söyledi, gidin alın. Araya girmeyelim. Murat Bey, bir para kaynağı gerekiyor. Oradaki hayatın o kalabalıkla devam ettirilebilmesi için. Para kaynaklarının nereden geldiğini de öğrenebilir miyiz lütfen? Çok merak ediyorum bunu. Geçim kaynakları nedir? Duydu herhalde şimdi Mustafa amca. Efendim? Böyle bir yapılanma olması için bir de para kaynağı gerekiyor. Evet. Yani bir paranın akması lazım ki bu kadar insan yapılanma olsun. Bu para kaynağı nereden geliyor? Nasıl bir para kaynağıyla bu sözde Mehdi yapılanmasını götürüyor? Şimdi ben avadayken bunlar toplayacak kadar düştüler. Fakat sonradan bunlar Kocaeli'ye gittiler, oradan ayrıldılar. Kocaeli Derince'den, oradan da buraya geldiler, şimdiki yerlerine. Ama bunların, ben misyon, o Mustafa Çabuk'un misyoner olduğuna inanıyorum. Ve bunlara bizzat Amerika Çabuk'un annesini de tanırım, babasını da tanırım ben. Orada kendisinin İşte Mehdi'nin babasının adı Abdullah'tır, bunun babasının adı İsmail'dir. Mehdi'nin adı Muhammed'dir. Mehdi Aleyhisselam'ın babası adı Muhammed'dir. Hani bir marketin önünde sebze toplayacak duruma gelmişken bir anda bu zenginleşme nasıl gerçekleşti? Para nereden geliyor? İstanbul ve diğer... Vallahi bunların yanında... bunların, kızım bunların yanında bir şeyleri var. İşten ayrılan ve buna bu Mehdi'ye gelip de kapılanan insanların kredi borçları var. Benim oğlumun da var. 100 bin lira çekti, o götürdü, onlara verdi. Ama diğerleri de böyle. Evini satan, arsasını satan bir sürü insan yani var. Yani paraları toplayıp kredi çekiyorlar, evini arsasını satıyorlar ve o sözde Mehdi'ye mi götürüp veriyorlar? Evet, onun para işlerini yönlendiren kişi var. Kim yönetiyor? Ona götürüyorlar, onun hesabına yatırıyorlar. Kim amca o? Adı Serkan onun. Serkan Öztürk mü? Soyadını biliyor musun amcası? Bilmiyorum. Soyadını şu anda hatırlamıyorum. Serkan. Yani Serkan Öztürk, ismi o adama Minir verdiler. Kuş ismi var önümüzde.
o adama veriyorlar ve bu harcamalarını da buradan yapıyorlardı. Peki, o Mustafa zaman amca, mesela falan bunlar siz gidiyorlardı. Bu sözde Mehdi ile beraber yaşıyorsunuz ama onun yanına gelmeyen dünyanın, Türkiye'nin dört bir tarafında olan insanlar var. Adak kesiliyor muydu bu ya da evet. Adak kesilecek diye para toplanıyor muydu WhatsApp gruplarından? Evet. Şimdi ben kızım ben bir olaya şahit oldum. Bir ada yüzünden bir kişinin 700 kişiyi ortak ettiler evet. Ona. Toplanıyordu ve bunlar bu adağı kesiyorlardı. Ve bunlar, kızım şunlara böyle bir inanç var bu Mustafa Çabuk'ta. Kendisine biat etmeyen tüm insanlar, tüm Müslümanlar kafirdir diyor. Hı hı. Bana iman etmeyen, ne kadar diyor Tarık kendisi insanlar manipüle ediyor. Tabii ki manipüle ediyor. Yani bu akıl oyunlarıyla korkuyu yaratarak. Mesela orada siz şunu söylüyorsunuz. Evet. Oğlum benimle artık görüşmüyor. Çünkü sözde Mehdi'ye inanmayanların hepsi işte şeytan tarafından cezalandırılacak ya da içine Müslüman üç harfle gidecek evet. Müslüman değildir diyor bu korkuyla. Para toplamak için de adak kullanılıyor muydu? Böyle para toplanıyor muydu? Şimdi adak kesiyorlar. Bunlar eğer ada olan varsa bunların işi gücü bu zaten. Anladım. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. ATV muhabirimiz Murat Onur'a da çok teşekkür ediyorum. Oğluna ne söylemek istersin buradan? Bak milyonlar da seni duyacak. Kaç yavrum, bayramım onlarsız beni, geçti. Yüzüme bakmıyorlar beni dedin. Beni evlat sana hasretiyle öldürmesinler. Annelerini evlat hasretiyle öldürmesinler. Çıksınlar gelsinler. Benim evim hep onların açık. Ve bunların benim başımın tacı. O torunlar benim ciğerparem. Çıksınlar gelsinler. O din bilmez adamın elinden kurtulsunlar. Benim tüm Müslümanlara istediğim bu. Ben buradan belki gelmeyebilir oğlum. Ama Müslümanlar aldanmasın bu adama. Bu adam Müslüman değil. Bu adam Müslüman değil. Bankadan kredi çekin, hiç ödemeyin. Bu helaldir diyen bir adam. Kul hakkını bile inkar eden bir adam bu. Ona inanmasın Müslümanlar. Çok, çok benim teşekkür ediyorum bu yayına katıldığınız için. Geliniz de orada değil mi? Geliniz ve torunlarınız da orada. Onlara da son olarak sözlerinizi alabilir miyiz Mustafa amca? Ailecek ne söylemek istersin torunlarına, evet, gelinle ve oğluna? Benim gelinim benim kızım. Ben ona gelinim demedim hiç. Benim öğrencim olur ve öksüz o yavrum. Bıraksınlar onları. Onları bıraksınlar. Torunlarım da eğer bana zerre kadar saygıları varsa Allah rızası için o din bilmez adamın elinden kurtulsunlar ve bana gelsinler. Çok teşekkür ederiz. Bu arada sevgili seyirciler, Murat Onur çok teşekkür ediyorum desteğin ve yardımın için. Sağ olasın. Bugün bizim için Mustafa Bey'in evindeydi. Dün de söyledim, tekrar da söylüyorum. Yani hangi kitapta yazar ki inandığın ve aslında istismar, dini istismar ederek kullandığın bir yapılanma annenin babanın gözyaşı olacak. Herhalde bu hiçbir kitapta da yazmaz. Hemen Özkan'a döneceğim. Özkan'ın yanında da konuklarımız var. Biraz önce söylemiştim ve köy sakinleri var. Özkan sendeyiz. Evet, yanımızda hem köy sakini emekli öğretmen Mehat Bey var. Hem olaya hakim ve köylünde şikayetlerini kendisi iyi biliyor. Ben hemen söz hakkı vermek istiyorum. Hocam, buradaki insanlar ne yapıyor ve bu köylü neden rahatsız? Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi hoş biz geldiniz. Yani Kürcüler köyü olarak küçük bir köyüz. 250 kişi yaşıyoruz. Biz burada kimsenin hayatına, kimsenin inancına, kimsenin inandıklarına karışmayız. Böyle yaşadık geldik. Burada yaşayan insanların da neye inandıklarını aslında bizi çok ilgilendirmiyor. Ama biz kaplıcamızı istiyoruz, biz ılıcamızı istiyoruz. Biz Ilıca, bu Ilıca 80 yıldır faaliyette olan bir yer. 80 yıldır köyümüzün insanları bu kaplıcada, bu Ilıca'da haftada bir gün gider burayı kullanır idi. Ama 2014'ten sonra, yani yeni tesisler yapıldıktan sonra buraya ne yazık ki
sözleşmede yazmasına rağmen bu haklardan faydalanamıyor köylülerimiz. Hocam gasp ettiler burayı. Yani öyle diyebiliriz. Yani bunun adı gasp olabilir. Yani biz neticede yani Kürcüler köylülerinin sözleşmede yazan haklarını kullanamıyor durumdayız. Sadece burayı haftada bir gün kullanma hakkının ötesinde bir de burada bir reyon olması gerekiyor idi. Kürcüler köyünde üretilen ürünlerin orada satılmasını. Hocam bunun yanı sıra aslında köylüler de rahatsız. Biraz önce ya, buradaki... Köylülerin şimdi tabii köylüler... Babacık'a giremiyorlar. Tabii bugüne kadar rahatlıkla sağa sola giderken şimdi orada bir bizim bilmediğimiz, tanımadığımız bir yapı var. Bu yapıdan tabii ki hoşnut değiliz yani. Dolayısıyla ama biz yine de yani kimin neye inandığını sorgulamayız. Onlar reşit insanlar. Buna inanabilirler. Ama bu özür diliyorum araya da girmek yalnız zorundayım. Sorgulanması gereken bir durum. Buyurun, çünkü bir insanın kendini sözde Mehdi ilan etmesi ve onunla beraber hareket etmesi ve sonsuz bağlı olduğunu ve günlük hayatımızda olmayan çarpık davranışların olması kabul edilebilir bir şey değil. Ben buna din diyemiyorum açıkçası. Tabii kesinlikle ben de size katılıyorum. Ya da ibadet diyemiyorum. Ama onlar reşit insanlar inanıyorlarsa tabii. Bakın şimdi aileler bağlanıyor. Çocuklarını arıyorlar. Ne yapacak? Kolluk gidiyor. Reşit insanlar bunlara tabii. Yapılabilecek bir şey var mı? Ben ailelere yok. Şunu öneriyorum. Ben evet. Aileler çocuklarını aramasınlar. Reşit çocuklarını aramasınlar. Torunlarını arasınlar. Torunlarını arasınlar. Torunlarının orada yaşaması uygun mu? Yani bu şartlarda yaşaması uygun mu? Ben buradan da Çanakkale Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne de sesleniyorum. Bravo. 30'u aşkın çocuk olduğunu ifade etti biraz önce oradaki arkadaş. Bravo. Yani bu çocuklar bir aile ortamında mı büyüyorlar? Yani bunların orada yaşamaları uygun mu? Uygun şartlar var mı? Pedagojik olarak bunlar uygun mu? Bunlara bakılsın. Ki bunu söyleyen bir eğitimci. Aslında işin çok daha... Evet ben emekli öğretmenim. Yani işin bu açısından da değerlendirdiğimizde yani herkes şimdi kendi adına konuşuyor. Ben buna inandım, geldim. Çok teşekkür ediyorum. Söz hakkınızı kullandığınız yani, için de yapmış olduğunuz çağrıda bir eğitimci olarak çok önemli. Hadi diğerleri yetişkin ama orada bulunan 30 çocuğun pedagojik açıdan orada o ortamda aileleri yanlarında bile olmuş olsa yaşamaları uygun mu diye sordu. Biz de bu ihbarı ve bu çağrıyı Aile Bakanlığı'na ve Sosyal Hizmetler Kurumu'na iletmiş olalım sevgili seyirciler. Diğer tarafta sözde kendini Mehdi ilan eden bir Mustafa Çabuk var. Bir de bu işin profesörü, profesör doktoru Nihat Hatipoğlu var. Biz de kendisine sorduk. Bu sözde Mehdi konusuyla ilgili hocam açıklamanız ne olacak diye çok kısa, net bir açıklama yaptı bize. Buyurun hep beraber izleyelim, bilgilenelim, bilinçlenelim. Mehdi'nin bulunduğu dönemde Deccal olacaktır. Şu anda Deccal söz konusu değil, ortada yok. Hazreti İsa'nın nüzulü olayı olacaktır. Çok olağanüstü bir hadise bu. Bu saydıklarımdan hiçbiri şu anda ortada yok. Öyleyse şu anda ortada Mehdi de yok. Yani Mehdi gelmiş değildir. Tarih boyunca ben Mehdi'yim, Mehdi'lik bana verildi, fiziğim Mehdi'ye benziyor diyen yığınla insan çıktı ve insanları aldattılar. Birçok insanın ölümüne sebep oldu. Herhangi bir insanın ben Mehdi'yim deme hakkını vermiyor ona. Mehdi'nin işaretleri vardır. Hiçbiri şu anda yeryüzünde söz konusu değil. Akıl yönünden, ruh yönünden hasta olan bazı insanlar kendilerini Mehdi zannedebiliyorlar. Kendilerini bir anda Mehdi formuna büründürüyorlar. Ben Mehdi'yim diyorlar. Bir kısmı hasta olduğu için bunu yapıyor. Bir kısmı da bilerek buradan bir rant sağlamak, insanları toparlamak etrafında onlarla herhangi bir işe girişmek niyetiyle topluyor olabilirler. Şu anda Mehdi söz konusu değildir. Tarih boyunca ben Mehdi'yim diyen yüz binlerce insan çıktı. Baktık ki çoğunun akli yönden problemi var. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Nihat Hatipoğlu'na. Sağ olsunlar böyle bir video da çekip gönderdiler. Bizim için çok kıymetli. Hem çok izlenen programımız hem de bu konuyla ilgili gerekli ve doğru bilgiyi din bilen, bu ilmi bilen kişilerden öğrenmek çok önemli. Sosyal medyayı da gerçekten doğru ve bu anlamda dikkatli kullanın. Bu kendini sözde Mehdi ilan eden kişinin aslında dini istismar ederek diğer insanları kandırarak
korkutarak, sindirerek, üç harfleri musallat edeceğini söyleyerek, psikolojik anlamda etkileyerek hem bir arada tutuyor, hem maddi kaynaklar, maddi çıkarlar sağlıyor ve daha fazla kişiye yayılıp o maddi kaynakların sayısını arttırıp önce o kişileri, sonra da o kişilerin çocuklarını mağdur ediyor ve kendilerine bir tarikat olduklarında altını çiziyorlar ama yayınlara bağlandıklarında bunu reddediyorlar. Halbuki sosyal medyada bir hilafeti Muhammediyeciler olduğunu, böyle bir tarikat olduğunu, bayrakları olduğunu ve ayin törenleri yaptıklarını da göstermekten çekinmiyorlar. İhbarlarımız gelmeye devam ediyor sevgili seyirciler. Bu konuda elimizden geleni yapacağız. Telefon bağlantılarımız olacak. Yarın tekrar sizlerleyiz. Dediğim gibi hem çocuklarınıza en doğru bilgiyi önce anne baba olarak siz verin, sonrasında gerçekten Diyanet'e bağlı din görevlilerinden dini eğitim almaları konusunda destek olun, yardımcı olun. Yarın tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.